أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك Asâ en yeb'aseke Rabbüke mekâmen mehmûdeâ. Sadakallâhu'l-azîm ve bellâhenâ Resûlühü'l-Nebiyyülkerîm. Saygıdeğer dinleyicilerim ve izleyicilerim, derince müftülüğü vahiy pınarından damlalar programımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbim sayınızı meşgul, zembinizi mağfur, amellerinizi amellerimizi makbul eylesin. Evet, vahiy pınarından damlalarda bugün regaib kandilini akşam idrak edeceğimiz regaib kandilini değerlendirmeye çalışacağız. Rabbim bana anlatmayı ve anlattığıyla amel etmeyi, size de dinlemeyi ve dinlediğiyle amel etmeyi nasip eylesin. Malumunuz, 3 ayların Hemen ikinci günü, akşam Regaib Kandili, Cuma gecesi Regaib Kandilini idrak edeceğiz. Bu vesileyle beni bütün dinleyen kardeşlerimin, izleyen kardeşlerimin, derince halkının ve İslam ümmetinin Regaib Kandilini tebrik ediyorum. Rabbim hayırlara vesile olmasını bu üç ayların ve Regaib Kandilinin, Vesile olmasını da Rabbimden niyaz ediyorum. Evet, regaib kandili 3 aylar. 3 ayların içerisinde dört tane kandil var. Recep, Şaban, Ramazan ayları. Bu üç ayın içerisinde dört tane kandil var. Bu dört kandilin ikisi de Recep ayının içerisinde. Regaib kandili ve Miraç kandili. Aylar aynı aylardır, günler aynı günlerdir haftalar aynı haftalardır ama onları önemli kılan husus ve hususiyetler vardır. Evet, üç ayların hemen başında Recep ayındayız. Recep ayının ikinci günü, Recep ayının akşam ilk cuma gecesi olan Regaib Kandil'ini idrak edeceğiz. Rabbim nice nice kandillere kavuşmayı, ulaşmayı hepinize, hepimize nasip eylesin. Feyzinden, bereketinden istifade etmeyi Rabbim hepinize, hepimize nasip eylesin. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, ragibe kelimesine baktığımız zaman, yani regaib kelimesinin köküne, kökenine baktığımız zaman mana olarak bereketli, önemli, rahmetin bol olduğu benim diğer hadislerden ve ayetlerden anladığım şekilde Allah'ın mağfiretinin bağışlamasının bol olduğu bir geceyiz. Bu gecede, böyle bir gecede Rabbimize neler yapacağız, ne yapmamız lazım bunun üzerinde ben birazcık durmak istiyorum. Her şeyden önce ömür sermayemizin bir muhasebesini yapmamız lazım. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz Efendimiz buyuruyorlar ki iki şey nimet iki nimet var ki insanlar ondan gafildir. Biri sağlık, biri boş zaman. Ümmeti Muhammed'in de şu anda en büyük sıkıntı çekip değerlendiremediği boş zaman. Zaman elimizden gittikten sonra kıymetini anlıyoruz. Ama her şey zamanla kazanıldığı halde hiçbir şeyle zaman kazanılamıyor. Ömür de öyledir kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim. Allah yarattığı her insana bir ömür takdir etmiş. Takdir ettiği bu ömür ne zaman sayılı nefes tükenecek takdir ettiği insan bunu bilmiyor. Çünkü Rabbimiz Lokman suresinin son ayetinde şöyle buyuruyor. İnna Allaha 'indehu 'ilmus sa'ah ve yunzilul gays ve ya'lem ma fil erham ve ma tadri nefsun ma za taksibu gada ve ma tadri nefsun bi ayyi ardin tamut. İnna Allaha 'alimun habir. Sadakallahu alazim. Beş şey var ki Allah'tan başka kimse bilemez. O beş şeyi sadece Allah bilir. Kıyametin kopmasından başlıyor ayeti cellenin manasına bakarsınız. İnna Allaha indehu ilmu sah yunzilul gays yağmurun <Sesm> <reading> ne ölçüde ne şekilde nasıl yağdı. Ve ya anaların rahimlerindeki o ana lüvedeki yavrunun o erkektir, kızdır, cinsiyetidir, rengi, şekli nedir onu da Allah'tan başka kimse bilmez. Ve yalem ma fil erham ve ma tedri nefsun ma za Kişinin yarın ne kazanacağını, neler kazanacağını, nelerle muhatap olacağını, bir saat, bir dakika sonra neyle muhatap olacağını. Bir de insan ki nerede öleceğini ve ey yardım temut nerede öleceğini Allah'tan başka kimse bilmez. Onun için ben şunu ifade etmek istiyorum. istiyorum. Böyle bir bereket, mağfiret, rahmet ayının içerisinde bol bol mağfiret edileceğimiz bir gecenin arefesindeyiz. Allah'ın affının, mağfiretinin, merhametinin üzerimize tecelli edeceği bir gecenin arefesindeyiz. Bir muhasebe yapmamız lazım. Neyin muhasebesini yapacağız? Ömrümüzün muhasebesini yapacağız. Mesela 20 yıl yaşadım, 30 yıl yaşadım, 50 yıl yaşadım, 60 yıl yaşadım. Rabbimin huzuruna gittiğim zaman bana Rabbim 4 tane soru soracak. O sorular bana sorulmadıkça Rabbimin huzurunda ayaklarım kımıldayamayacak. La tezulu kadama abdin yevmel kıyameti hatta yüsele an erba'in an umrihi fi ma afnahu umrunu nerede tükettin ve an cismihi fi ma eblahu vücudunu nerede eskilttin ve an ilmihi ma bih ilmini nerede ne öğrendin neyinle amel ettin ve an malihi min eyne iktesebehu ve fi ma mal olarak neyi kazandın Helalından mı, haramından mı? Bu kazandığını nereye harcadın? Allah bunlardan sorguya çekecek. Herkesi ama herkesi sorguya çekecek. O vakit bu gecede bir muhasebe yapmamız lazım. Asıl bizim dersimiz İsra suresinde ne anladık konularıydı ama böyle bir gecede sizin gibi güzel insanlara, kıymetli kardeşlerime, şu dört maddenin üzerinde durmak istiyorum. Yine İsra suresindeki ayetlerle ve Peygamberimizin hadisi şerifleriyle. Rabbimiz İsra suresinde şöyle buyuruyor. Ve külle insanin elzemnâhu dâirahu fi unuqih. Ve nukrizu lehu yevmel kıyameti kitaben yelqahu menşura ikra kitabe. Kefa bin nefsikel yevme aleyke hasibah. Biraz önce söylediğim o dört maddeyle yani Adem oğlunun, insan Allah'ın huzurunda dört şeyden sorguya çekilmedikçe ayakları kımıldayamaz bu ayetin bağı var. Bakın. Neden sorguya çekilecektik? An amdihi fi ma ömrümüzü nerede tükettik? Şimdi oturacağız bu akşam. Bugün bir muhasebe yapacağız. Ben 30 yıllık, 50 yıllık, 70 yıllık çocukluk dönemimi çıktım. Aklıma geldiği kadarıyla bu ömrümü nerede tükettim? Sayılı nefesleri bugüne kadar nerede harcadım? Ömür sermayemi nerelere yatırım yaptım? Allah İsra Suresi'nde buyuruyor ki her bir insanın amelini biraz daha tefsire bakıp genişletelim. Amel defterini onun boynuna kıyamet gününde haşredeceğimiz zaman asılı olarak onu haşrederiz. Ne yaptıksa ama neler yaptıksa La yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsaha Büyükten küçüğe ne varsa Ne ufacık bir unutma, ne ufacık bir hata kesinlikle olmadığı bir kitabı Allah kıyamet gününde bizi haşrederken ömrünü nerede tükettin sorusunun sorulacağı yere o sorgu mahalline giderken bize ikra kitabek diyecek Allahu Teala. O kitapla bizi haşretmiş ve bize diyecek ki buyur kitabını oku bakayım. Ömrünü nerede tükettin? Ve an cismihi fi ma eblahu vücudunu nerede eskirttin? Bakınız kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, genç kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler. Ömür o kadar çabuk geçiyor ki 60'lı yaşlara merdiven dayadık. 76, 80'li, 96 yaşında bir amcamıza sordum. Ne anladın dünyadan? Şu cümleyi kullandı manidardır. Gün bugünkü gündür. Yani geçen giden ömür sermayesinden gitmiş. بير اراب شايري شيرين يا من بدنياه اشْتَغَلْ قد غراه طول العمل او لم يزل في عقله حتى دنا منه الاجل الموت ياتي بَغْتَةً والقبر صُنْدُكُ العمل اصبر على اهوالها لا موت الا بالاجل بُولَدِرْ Debdebeli dünya hayatına kendisini kaptırmış, ömür sermayesini tüketen insan. Ya men bi dünyahu işteğal. Kad garrahu tulul amel. Birini yaptın öbürünü düşünürsün, onu yaptın öbürünü düşünürsün. Efendim evini yaptın villayı düşünürsün, villayı yaptın efendim başka başka şeyler düşünürsün. Kad garrahu tuğlul amel. Ve lem yezel fi akletin hatta dana minhu Ölümü eceli hiç hatırladın mı? Bu ömrünü böyle Müslüman çalışacak ama ölümü unutmayacak. Müslüman çalışacak, kazanacak ama Allah'a vereceği hesabı unutmayacak. Yani ahiret boyutunu, Allah'a kul olmasını bir Müslüman hiçbir zaman ama hiçbir zaman kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim unutmayacak. Evet aldık kitabımızı elimize bu ömrümüzü nerede tükettik? Bir bakıyoruz bir muhasebe yapıyoruz. İşte bu gece bu dediğim dört maddede bir muhasebe yapmamız lazım. An umrihi efnahu ömrünü nerede tükettin? Allah diyor ki ahirette haş edeceğimiz her insanın boynuna kitabını, amer defterini asıl olarak şey yapar. Onu ve ve nukhrijuhu al qiyamati kitaben yalqahu manshura ve nukhriju lahu al qiyamati kitaben yalqahu manshura öyle haşredilecek öyle Allah'ın huzuruna gideceğiz. o kitapta neler oku diyecek Allah neleri okuyacağız bu ömrümüzü nerede tükettik insanlara iyi davranarak mı aile efradımıza iyi davranarak mı Mensubu olduğumuz milletimize hizmet ederek mi efendim ümmeti mensubu olduğumuz ümmeti Muhammed'e hizmet ederek mi İrşad faaliyetlerinde neler yaptık Allah yolunda ömrümüzün ne kadar bir bölümünü tükettik yoksa benim bağışlayında Allah'ın dışında varlıkları ilah edinip şeytanın arkasında mı koştuk? İşte bu akşam bu sayılı nefeslerin, yılların isterseniz bir kağıt önümüze alalım, artılı eksili bir muhasebesini yapalım. Birinci sorumuz bu. An amlihi fi ma efnahu ömrünü nerede tükettim? Bugüne kadar 80 yıl, 60 yıl, 50 yıl, 30 yıl, 15 yıl neyse hangi yaştaysak, bunun bir muhasebesini yapmamız lazım. Çünkü Allah yaptığımız hangi yaşta ölürsek ölelim, Rabbim kamil iman salih amel nasip eylesin. Ama kitabımız amel defterimizin boynumuza asılacağını hiçbir zaman ama hiçbir zaman unutmamamız lazım. Unutmayacağız kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim. İkra kitabek ki Allahu Teala dediği zaman o kitapta Allah'ın hoşuna, hoşnutluğuna gidecek maddeleri okuyacak günümüzü bugünden ayarlamamız lazım. Evet, birincisi bu. Geliyoruz ikinciye. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim. İkincisi ve an cismihi fi ma eblahu vücudunu nerede eskilttin? Evet, bu da amel defterimize mutlaka yazılacak. Vücudumuzu biz nerede eskilttik? Bunu bir muhasebesini yapmamız lazım. Meyhanede mi? Kumarhanede mi? Allah'ın yasakladığı yollar dediğimiz yollarda mı? Bu ömrümüzü nerede tükettik? Ezani Muhammed'i okunurken yorganı başımıza mı çektik? Ümmeti Muhammed camilere, mescitlere, mabede Allah'ın affını dilemeye giderken biz şeytanın istediği yolda mı yürüdük? Bunun bir muhasebesini yapmamız lazım. Elif gibi dimdik dururken vücudumuzu eskilttik, ayın gibi eğirdik. Kıyamda dururken bunu rüküda mı, secdede mi tükettik, eskilttik? Anlımızda secde izi mi olacak yoksa başka izler mi bulunacak? adeta vücut uzuvlarımız ayın 14'ü gibi Allah Resulü'nün ifadesi Ya Resulallah biz seni nasıl orada göreceğiz? Abdest uzuvlarınız ayın 14'ü gibi pırıl pırıl parlayacak. Ömrümüzü böyle mi Yoksa bir defacık olma olsun Allah'ın önünde boynumuzu bükmeyip şeytanın yanında mı yer aldık? O kulvarlarda mı koştuk? Ayaklarımızı oralarda mı aşındırdık, o yollarda mı yürüdük? Bunun bu gece bir muhasebesini yapmamız lazım. Sonunda gelip önemli bir birkaç dua ve tavsiyede bulunacağım kıymetli dinleyicilerim, izleyicilerim. Geldik üçüncü maddeye. Ve an ilmihi ma amile bih. İlim olarak ne öğrendik? Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Men arafa nefsehu fegad arafa rabbeh kim kendini tanırsa Rabbini tanır. Rabbimizi tanıdık mı? Yoksa Rabbimizin dışında Rabler mi edinip tanımaya çalıştık? Evet kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim. Bunun da muhasebesini yapmamız lazım. Çünkü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Kün alimen ev müteallimen ev müstemian ve la tekun rabian fe sadaka Rasulullah. Ya alim olacaksın, anlatacaksın, herkes dinleyecek seni. Birinci madde bu. Ya talip olacaksın, öğrenci, ilmin peşinde koşacaksın ki bütün öğrenci kardeşlerin bu şuurda koşmalarını ilmi bu şuurda kazanmalarını istiyorum. Her Müslüman erkek ve hanımefendiye ilim farz. Allah'ın Resulü bazen de e, kelam-ı kibar olduğu söyleniyor. Hangisi olursa olsun hiç önemli değil. İlim Çin'de de olsa onu oradan alınız. İlim nerede olursa olsun oraya hicret etmemiz lazım, onu öğrenmemiz lazım. Çünkü mensup olduğumuz milletin, mensup olduğumuz devletin mensup olduğumuz ümmetin bizim üzerimizde hakları vardır. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim. O hakkın eda edilmesi lazım. Yani boşu boşuna zaman harcayıp, efendim ilimle meşgul olmayıp, şu saydığımız üç maddeden biri, kın alimen, ev müteallimen, ev müstemian. Ya alim olacaksın, anlatacaksın, herkes seni dinleyecek, ya öğrenci olacaksın, o yolda vücudunu eskilteceksin ya da dinleyici olacaksın. Bir ilim halkasının, bir ilim meclisinin, bir din adamının, din görevlisinin, Allah'ın dinini anlatan insanın talebesi olacaksın. Ama bize gelince hocalar, imamlar, müftüler, bütün Müslüman kardeşlerim, vahyin talebesi olacağız ki yeryüzünün hocası olabilelim. Vahiyden şunu kastediyorum. Ve ma yantiqu anil hava in hu illa vahyun yuha allamahu şedidul quwazim min rahfastawa ve huve bil ufuqi âlâ. Evet. Allah Resulü kendinden hiçbir şey söylemiyor. Ne söylerse vahyin neticesinde söyle söylüyor. Ben vahiyden ayetleri kastediyorum. Vahiden Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini kastediyorum. Çünkü peygamberimiz efendimiz vefat ederken bize tavsiyesi Allah'ın kitabı ve benim sünnetim buyurmuştur. O vakit Allah'ın kitabı ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin talebesi olmamız lazım ki kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim yeryüzünün de hocaları olalım, alimleri olalım. İlimsiz alim, ilimsiz amel sıkıntılıdır. Onun içinde bu üçünden biri olacağız. Allah'ın Resulü sonunda da diyor ki, وَلَا تَكُنْ رَابِعًا فَتُّهْلِكَ Dördüncü olma helak olursun. Yani alim değilsin, talip değilsin, efendim öğrenci değilsin, efendim dinleyici de değilsin. Adeta Allah'ın kelamı okunduğu yerde, Allah'ın kelamı anlatıldığı yerde, vahiy anlatıldığı yerde kulaklarına parmaklarını dıkayıp kaçıyorsan Allah Resulü buyuruyor ki fetühlike helak olursun. Ayetle hadisi birleştirdim. Kıymetli dinleyicilerim ve dinleyicilerim. Evet tekrar Dördüncü maddeye baktığımız zaman yine bu gecede muhasebe yapacağımız dördüncü maddeye baktığımız zaman ve an malihi min eyne iktesebehu ve fima malını nereden kazandın nereye harcadın ne kadar kazandın ne kadar harcadın ahirete ne kadar yatırım yaptın hep dünyaya mı yaptın yatırımını hiç unutamadığım bir hatıramı sizinle paylaşmak istiyorum. Elimde çanta, yaş daha 31 32 para topluyorum ümmeti Muhammed'in çocuklarına okul yapacağım. İmam hatip yapacağım, Kur'an kursu yapacağım, Allah'ın dinini öğreteceğim. İki diplomeyi anlatmak istiyorum. Birine gittik. ismi önemli değil. Eğer dünya hayatından gitmişse Rabbim yar ve yardımcısı olsun, günahlarını, taksiratını affeylesin. Zor bir yerde o kardeşimiz yüzüme baktı, bana dedi ki hocam burada bu müesseseyi yapacaksınız ya ekonomiye ne kazandıracak bu? Yani bir Kur'an kursu, bir cami, Efendim bir imam hatip okutacaksınız. Ne kazandıracak? Ben ona şunu söylemiştim. Hala aynı görüşümü muhafaza ediyorum. Bu kardeşlerimiz hem dünya hem de ahiret ekonomilerine yatırım yapacaklar. Çünkü en güzel yatırım insana yapılan yatırımdır. Allah Resulü buyuruyor ki bir babanın evladına en büyük mirası güzel bir ahlak, iyi bir ilim bırakmasıdır. Ama aynı gün moralimiz biraz bozuldu. Ben yardım etmem dedi. Çünkü yardım bir nasip meselesi. Bir başka kardeşimize gittik bizim yaşlarımızda. O bizi gördü. Fırıncılık yapıyordu. Daha dağıttığı ekmeklerin parasını yeni getirmiş, kasaya doldurmuş. Yaşımız da biraz gençti, anlayamadık o tavrı o, o günün şartlarında ama demek ki kardeşimizin Allah'la bağları biraz daha bizden iyiymiş ki o tavrı gösterdi. Yüzümüze baktı, ter akıyor e, yüzümüzden, tanımadığımız bir insan. Birilerini soracaktık, oturun dedi, bir çay kahve için dedi. Mevsim yaz bir şeyler söyledi, sonra niye geldiniz Erzurum'dan İstanbul'a niye geldiniz sordu meramımızı, derdimizi anlattık. Allah'ın Resulü'nün o hadisi şerifini kün alimen ev müteallimen ev müstemian başka hadisi şerifler anlattık. İlim ya okuyacaksın ya okutacaksın ya okuyana ya da okutana yardım edeceksin. Birisi ne kazandırır dediği yerde bir önce anlattığımız bu kardeşimiz ne dedi biliyor musunuz? Rabbim herkese böyle evlatlar nasip eylesin. Dünya ise Rabbim hayırlı uzun ömürler versin. Hayırlı kazançlar versin. Böyle kardeşlerimize. Allah sizden razı olsun. Dini mubini İslam'a hizmet etmek için çantayı eliniz almış, 1300 kilometreden gelmişsiniz. Benim gibi bir insanın hayırının oraya gitmesine sebep oldunuz dediği çelik kasayı açtı, elini paraya saldı, yüzünü çevirmedi paraya doğru, masaya döktü, sayın dedi. O gün toplayacağımız paranın tamamını o verdi çünkü nasip meselesi. Döndüm tekrar hadisi şerife. Ve an malihi min eyne ve bima enfaqa. Malını nereden kazandın, nereye harcadın? Allah bunun bunu soracak. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim. Evet, bu sohbetimizin sonuna geldiğimizde Allah'ın bu geceyi bir muhasebe gecesi yapacağız. Allah'ın rahmetinin, bereketinin, mağfiretinin bol olduğu bir gece, Allah'ın ihsanının bol olduğu bir gecede dört maddenin Allah'ın huzurunda sorgulanacağımız dört maddenin muhasebesini bu gecede yapacağız ve kulli insanin elzemnahu tairehu fi unquhi ve nukhriju lehu yoma al-qiyamati kitaben yalqahu mansura kitabek her insanın amel defteri boynuna asıl olduğu halde Allah'ın huzuruna gidecek ona kitabını oku hangi sorulara cevap hazırlayacağız bu geceden ömrümü nerede tükettim vücudumu nerede eskittim İlim olarak ne öğrendim, neyle amel ettim. İlmi öğrenip de amel etmemek de büyük bir babal. Yani o da farklı bir şey ama ilimsiz, ilimsiz bir vücut ölü e, efendim bir vücuda benzer. Rabbim fayda veren ilim herkese, hepinize, hepimize nasip eylesin. Son olarak da malını nereden kazandın, nereye harcadın bunun muhasebesini yapacağız. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim. Belki debdebeli dünya hayatı bugüne kadar bizi aldatmış. İstemediğimiz yönlere bizi yönlendirmiş. Allah'ın istemediği yönlere yönlendirmiş. Günah deryasına dalmışız. O vakit her birimiz bu gece abdest alıyoruz. İki rekat namaz kılıyoruz ve minel leyli fe teheccet nafileten asa en yeb'atheke rabbuke mahmuda. Her birimiz makam-ı mahmud övülmüş makamı hedefimize koyuyoruz. Bir tevbe istiğfar ediyoruz. Allah'ım en kuldun, günah işledim. Ya Rabbi günahlarımı bağışla Allah'ım diye bir tevbe istiğfar ediyoruz yaptığımız günahlardan pişman oluyoruz. Et tevbetü en Tevbe pişmanlıktır. Ama tubu ilallahi tevbeten nesuha. Öyle bir pişmanlık duyuyoruz ki o günaha bir defa daha dönmemeye Allah'a söz veriyoruz. İkinci yapacağımız şey Kur'an okumayı biliyorsak veya ne kadarını biliyorsak o kadar Kur'an'dan ayetler okuyoruz. Yasin okuyabiliyorsak ölülerinize Yasin okuyun diyor. Yasin okuyoruz. Geliyoruz üçüncüye. Tevbe istiğfarımızı yaptı, yaptık. Hayır duada ölülerimiz için bulunduk. Sonra kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim bu dört maddenin muhasebesini yapıyoruz. Gecemizi böyle değerlendiriyoruz. Günahlara bir defa daha dönmüyoruz. Ben tekrar kandilinizi, üç aylarınızı tebrik ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.